Ama ben söylüyorum yani biz bu... Size sorduğum soru da bu değildi. Yani sorduğum sorunun cevabı da bu değildi. Yani bu benzetmeyi siz nereye oturtuyorsunuz? Ha, ben oturttuğum yeri, evet, söyledim. Burada vurgulamak istedim Filistin'le İsrail'i ayrıştırma konusunda. Yani Filistin konusu İsrail'in bir politikasıdır. Netanyahu da bunun bir devamcısıdır. Bizim Netanyahu vurgusu Sayın Genel Başkan'ın, söyledim, popülist siyasetçiye bu yapılan bir vurgudur. Yani kendi siyasal iktidarını sürdürme adına kendi ülkesine nihayetinde ciddi zarar veren ve savuran politikacılara bir benzetmedir. Bunun ötesine Filistin'e taşan bir şey olamaz ve asla da olamaz. Hı hı. Ama bu tabii olarak köpürtmeye ve manipülasyona müsait bir açıklama olarak algılanabilir. Şimdi Rize'deki durum da, buradan kaynaklı Rize'deki durum da şudur. Biz Rize'ye bir buçuk ay öncesinden karar verdik İkizdere için. Yani oradaki gözyaşının yanında durmak amacıyla, orada bizim uzun süredir eleştirdiğimiz o meşhur beş müteahhitten birinin şirketinin ortaya çıkardığı doğa tahribi ve oradaki yaşlı eylemcilerin yanında olmak için ve bir Rize seyahati planlandı. Normal olarak Ocak 2020'den beri Sayın Genel Başkan'ın esnaf ziyaretine paralel olarak yapılan bu ve gidildi. Şimdi çok net görüldü. Yani o tetikçi medyanın anında orada olması ve olayların içerisinde AK Partili arkadaşların olması. Ama yani orada bir provokasyon, ama bir tezgah. Ama yani yani böyle bir işlem var, ama biz bunlar üzerinde durmuyoruz. Nihayetinde şöyle diyoruz. Rize'ye de, İkizdere'ye de, Çayeli'ne de teşekkür ederiz. Günün sonunda Çayeli'nden Sayın Genel Başkan, Cumhurbaşkanı Akşener sloganlarıyla uğurlandı. Elbette ki bunu yerelde kaşıyanlar ve manipüle etmek isteyenler olmuştur. Rize, hem Çayeli, hem Rize, hem de İkizdere buna rağmen Sayın Genel Başkanı sahiplenmiştir. Misafiri, Türk misafirperverinin örneğini göstermiştir. Program toplam 1 saat 40 dakika civarında bir gecikmeyle, hı hı, tamamlanmıştır. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Çok özür dilerim, sizdeyim. Bu siyasi iklimde, bu şiddet ortamında oradaki tezgah ya da provokasyon, ters tezgah ya da provokasyonsa, öyle bir koku, öyle bir algı aldım dediniz. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işine yaramaz ki. Biz doğrusunu bunu doğru bulmayız. Yarar mı acaba? Doğru bulmayız. Yani bunun, biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel merkezinden böyle bilinçli bir provokasyon yapılma ihtimalinde sıfır buluruz. Yani böyle bir şey düşünmek bile. Ama İsmail Bey, geçen hafta burada Ahat Bey vardı. O daha net olarak şunu iddia etmişti. Yani burada bir provokasyon var. İşte iktidara yakın kameralar oradaydı. Normalde bizi takip etmezler. Bu bir kurgudur gibi çok iddialı bir ithamda bulunmuştu. Sayın Alçı, ben izledim orada. Siz de vardınız. Evet. Ahat Bey doğru söylüyor. Ama bu AK Parti mutfağının hazırladığı bir provokasyon olarak düşünmek, yani siyasette çok afaki bir şey olur. Hiç düşünmememiz gereken bir şey. Ama Sayın Genel Başkan ilk karşıladığı yerde hazır olan mikrofonu gördünüz, değil mi? Ama vatandaşın o mikrofonla tepkisi... beraber... Yani bu da biraz fazla komploculuk gibi, hayır, geldi bana. Biz o mikrofonu tanıyoruz. O mikrofonu herkes de biliyor. O mikrofonla beraber ve aktörlerdeki AK Parti mensubiyetiyle beraber burada Sayın Akşener'e bir protesto ve biz onu bu topraklarda istemiyoruz gibi bir anlayış sergilenmeye çalışıldı, ama halk bizzat buna izin vermedi ve bunlar marjinal kaldılar. Elbette ki bir takım sloganlar olduğu, bizim arkadaşlarımız da yani Rize'de, Çayeli'nde ve İkizdere'de bulunan İyi Partiler'de buna karşı tedbirlerini aldılar ve halk sahip çıktı. Dolayısıyla burada biz günün sonunda bütün Rize'ye tekrar teşekkür ederiz. Yani bunu görmemek mümkün değil, ama buradan bir provokasyon, buradan bir şiddet sonunda galip gelmedi. Halkın sağduyusu galip geldi ve Sayın Genel Başkan bütün programına devam etti. Trabzon'a tekrar gitti, uçağına bindi, yolcu edildi. Çayeli'nden dediğim gibi
yine Cumhurbaşkanı Akşener sloganlarıyla gönderildi. Ben o gün açıklama yaptım ve Rize'ye teşekkür ettim. Sayın Genel Başkan Rize'ye teşekkür etti. Bütün arkadaşlarımız Rize'ye teşekkür etti. Bu siyaset, soğukkanlı siyasetçi bu detaylarla boğuşup bunu derinleştirmektense olayın bütünü üzerinde Türkiye'ye bir umut var, sonuç çıkarmak zorundadır diye düşünüyorum. Peki.